cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu çiçekli 5 şiş görünümlü dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğinde gül kurusu pembe ve krem tonlarında iki tane normal patikli ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara böyle kısa iki şiş hanımlar 20 santimlik. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun modelimiz bu şekilde. Daha öncesinde 5 şiş olarak yapmış olduğum modelimin yoğun istek üzerine bu şekilde iki şişini de yaptım. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok ve baştan sona iki şiş ile yapıldı. Bu şekilde modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından pembe ipimizle başlıyoruz. Pembe ipimin ucunda şöyle bir miktar, küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atıyoruz. Şu birinci ilmeğim 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzlüyi sanımla. Burada bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimizi bekleyebilir. Tabanımızı yaparken yine aynı ipi kullanacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimi ters olarak ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyim. Bu aşamada artırmalarımızı yapacağız hanımlar ön yüzde. Artırmalarımızı ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından bakın şöyle artırmamı yapıyorum buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Artırma işlemini arka yüzde yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini arka yüzde ters örüyoruz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Bu şekilde bütün ilmeklerimi arka yüzde sırasıyla ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz ön yüzde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya ilmeğimi attım. Artırmamı yaptım. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar patiğimizin burun kısmı bu şekilde yapılıyor. Ön yüzde ilk iki ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu şişimde, ben bu patiğimde, şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Sonra modelime başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde 28 ilmeğimi ördüm, ön yüze geldi. Bu aşamada şöyle krem ipimi de hazırlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi krem ile öreceğim. Krem ipimle ön yüzeyim. ilmeğimi düz ördüm. Bu sıramızda hanımlar bir pembe, bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen şöyle krem ipimin ucunu pembeye bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde bir pembe, bir krem bu şekilde hatta ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. İlmeklerimizi öreceğiz. Bir ilmek pembe, bir ilmek krem. Bir pembe, bir krem. Bu şekilde hanımlar sırasına kadar örelim gelelim. Evet hanımlar bakın sonuncu ilmeğim krem denk geldi. Krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada pembe olan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın ters örgü uygulaması yapıyoruz arka yüzde. Krem ilmekleri de pembe ile. Pembeler krem, kremler pembe. Yine bir krem, bir pembe olacak şekilde ilmeklerimizi arka yüzde sıra, sıra sonuna kadar bu şekilde hanımlar örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum ön yüzeyim. Bu aşamada pembeyi kullanmayacağız. İlmeklerin tamamını krem ile öreceğiz. Pembe ipimi de artık kesip buraya şöyle bağlayacağım. Şöyle sadece çiçek yapımında pembemizi kullanacağız artık. Bu nedenle pembemin ucunu buraya bağlıyorum. İlmeklerimizin hepsini hanımlar şu anda ön yüzdeyiz. Krem ipimiz ile böyle sıra sonuna kadar bakın pembe içinde ucunda gizleyerek götürüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak örelim arka yüzde de ilmeklerimizi yine krem ipimizle ters olarak örelim tekrar ön yüzde buluşalım Evet hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimi krem ipimle ördüm artık bu ajurlarımıza başlayacağız Öncelikle kenardan 6 ilmeğimi öreceğim kenar ilmeğim 1 ikinci ilmeğim 3 4 5 6 6 ilmek düz olarak ördüm. Burada hanımlar sağa doğru kesim yapıp ajur yapacağız. Sol kenarda da ajur yapacağız. Sola doğru kesim yapacağız. Ve orta kısımdaki çiçeğimizin yaprak şeklinde görünen ajurunu da başlatacağız bu sıramızda. Öncelikle hanımlar 6 ilmeğimi ördükten sonra sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğin içinden girerek şöyle de yapılabilir ama ben öyle zorlandığım için şu şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Ardından bu iki ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpim işime bir kere doladım. Bakın ajurumu yaptım. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi ortadaki ajurumuzu yapacağız. Burayı. İpimi işime bir kere doluyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Yanına 5 ilmek öreceğim şimdi. 1 2 3 4 Şimdi hanımlar bu sol taraftaki ajurumuzu yapacağız. Önce ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizde ön yüzde ilk sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Bu sağdaki ve soldaki ajurlarımızı hem ön hem arka yüzde yapacağız. Ortadaki ajurları arka yüzde yapmayacağız. Arka yüzde bu ajurlu bölümleri ters öreceğiz. Öncelikle hanımlar bu aşamada bakın bu ajurum var. Ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Yani buradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1. 2. ilmeğim 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bakın ajurum var. Ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar ördüm. Bu aşamada şöyle bu ikinci ilmeğim e, karşıdan gelecek şekilde bu ilk ilmeğim de arkadan gelecek şekilde ilmekleri şöyle yer değiştiriyorum. Ardından ikisini tersten kesiyorum bu şekilde kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Şimdi orada diğer ilmeklerimi, aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ortadaki ajurlar ajurumu da ters olarak ördüm. Diğer kenardaki ajuruma kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın ajuruma geldim. Ajurumu da ters örüyorum bu kenardaki ajurumdan bahsediyorum onu da ters ördüm ardından ipimi şişime bir kere doluyorum öndeki iki ilmeği tersten keserek örüyorum buradaki ajurumuzu da yaptık kalan 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum geri döndüm hanımlar ön yüzdeyiz bakın burada iki tane ajurumuz oldu Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine ajurumdan öndeki iki ilmeğe kadar öreceğim. Yani ilk 4 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın ajurumun önündeki 2 ilmek. Yine burada bakın ön yüzdeyim. Sağa doğru kesimimi yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Hemen ajurumu yaptım. Bakın üçüncü ajurumuzu yapmış olduk. Ajurumu yaptıktan sonra sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bakın bu burada ortadaki bir ajuruma kadar geldim. Ardından şu öndeki iki ilmeği alıyorum. Bu ortadaki ajurumuz V şeklinde açılacak hanımlar. Burada ortada iki ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getiriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Ortadaki ajurumuzu V şeklinde açtık. Şimdi tekrar sayarak gidelim. Kesimimi yaptıktan sonra 1 2 3 4, 5, 6 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Bu sol, sol kenara da 3. ajurumuzu yaptık. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde bakın bu ajurum burada görünüyor. Ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar öreceğim. Yani 3 ilmek var. 3 ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğim bir. Şu iki. Şu da üçüncü ilmeğim. Bakın ajurumun önünde iki ilmek kaldı. Bu ikinci ilmek karşıdan gelecek şekilde ilk ilmeğim şöyle benden tarafta olacak şekilde yer değiştirdim. İkisini tersten kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Orta kısımdaki ajurlarımız arka yüzde kurmuyorduk. Çiçeğimizin yaprak görüntüsü olan ajurları bakın. Bu ajurlarımı ters olarak örüyorum. Diğer kenardaki ajuruma kadar ters olarak öreceğim. Bakın ajuruma geldim. Bu ajurumu da ters ördükten sonra hemen ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği tersten keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeği ters olarak örülüyor. Bu şekilde. Geri döndük ön yüzdeyiz. Burada 4 tane ajurumuz var. Şimdi 5.sini açacağız hanımlar. 5. ajuru açarken ikinci da başlatacağız ikinci ajurlu modelimizi bunu. Öncelikle yine ajurumun önündeki 2 ilmeği kadar öreceğim. Yani ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Ardından şu 2 ilmeği alıyorum öndeki 2 ilmeği. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bu şekilde ve ajurumu yaptım. Bakın 5. ajurumuzu yaptık. Ardından yanına 2 ilmek öreceğim. 1 2 2 ilmek ördüm. İlk ajuru yaparken 6 ilmek örüp öyle başlamıştık. Şöyle baktığımız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz oldu. Tekrar ikinci ajuru başlatacağım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. İlk ajuru modelimiz gibi ikinci ajuru modeli de başlatmış olduk. Şimdi orta kısma geldik hanımlar. Bakın ajurumu yaptıktan sonra 1, 2, 2 ilmek ördüm. Burada yine e, yaprak örümdeki şeklimiz. Bakın burada 3 ajurdan oluşuyor. Tekrar V şeklinde açılacak. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırdım. Ortaya 3 ilmek öreceğim. 1 2 3. Tekrar ajurumu yapıyorum. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi hanımlar 3 ilmek düz öreceğim buraya. 1 2 3. 3 ilmek ördükten sonra tekrar artırma yapıyorum. Bakın bu sol kenarda da ikinci ajuru başlatıyoruz. Artırma yaptım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yanına bakın. Bir ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2 iki. i̇ki. ilmek ördükten sonra tekrar ajurumu yapıyorum. Burada da beşinci ajurumuzu yapmış oluyoruz hanımlar. Öndeki iki ilmeği kesiyorum ardından. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Bu aşamada hanımlar 5. ajurumuzu yaparken diğer e, ikinci ajurlu modelimizin başlangıcında kurmuş olduk maddemizin bu kenarlarında bakın sayalım 1-2-3-4-5-6 tane ajur yaptık şimdi arka yüzde 6. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız bu bölümde ajurun önündeki 2 ilmek burası yani ilk kenar ilmeğimi aldıktan hemen sonra yine şöyle yapıyorum bu ikinci ilmeğim ön yüzde olacak şekilde bakın ilk ilmeğimde arka yüzde yani benden tarafta olacak şekilde yer değiştiriyorum İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ardından bakın şurada ilk ajurum var. Ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar yine öreceğim. Yani ajur yaptıktan sonra bir, iki ilmek daha örüyorum. Bakın buradaki ajurlu ilmeğimin önündeki iki ilmeğe kadar örmüş oldum. Burada da yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Sağa doğru kesim diyorum. İkinci ilmeği alıyorum. İlk ilmeğin önüne yine getirip bu şekilde ön yüzden olacak şekilde tersten kesiyorum. İpimi şişime doladım. Aradaki ajurlu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer ajuruma kadar öreceğim kenardaki. Bakın kenardaki ajurum burada. Bakın ilk ajurumu ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Hemen öndeki iki ilmeği tersten kesiyorum. Tekrardan bir, 2 ilmek daha ters ördüm. Bakın ajurumu da ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği tersten kesiyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Geri döndüğümüz anda hanımlar burada bakın ilk ajurlu modelimizde altı tane ajurumuz oldu. İkinci ajurlu modelimizde ikinci ajuru yaptık. Üçüncüyü başlatacağız. Bu aşamada ortadaki ajurumuzu bitirdik. Şimdi bu desenlerimizi de yapacağız hanımlar. Şöyle pembe ipimi hazırlayacağım. Yanımda dursun. Öncelikle bakın şuradaki ajurumun önündeki iki ilmeğim burası. Buraya kadar 4 ilmeğim var. 4 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4. Ardından öndeki iki ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum yine bu şekilde. Kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. Bakın 3. ajur oldu. 2. ajurlu modelimizin 3. ajurunu yaptık. Ajurumdan sonra sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek ördüm. Ortaya şimdi bu çiçeklerimizi yapacağız pıtırcık çiçeklerimiz öndeki iki ilmeğin şöyle aradan girerek bakın öndeki ilmeğim var tam aradan girerek pembe ipim ile buradan bir ilmek çıkartıyorum ardından buradan bu çıkarttığım ilmeği pembe ipim ile şöyle bir iki tane örüyorum normal ördüm ardından bu ördüğüm ilmeği şöyle krem ilmeğim var krem ilmeğimi bu pembe ilmeğin içinden geçiriyorum pembe ilmeğimi bıraktım yanına bir ilmek krem ile ördüm. Şimdi öndeki iki ilmeğin aradan tekrar giriyorum. Pembe ipim ile bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi pembe ipim ile şöyle bir kere örüyorum. Sonra krem ilmeğimin pembe ilmeğin içinden şöyle geçirerek üste doğru alıyorum. Pembe ipimi arkada bıraktım. Bu ilmeklerimizi örmüyoruz hanımlar. Örmedim. Şimdi tekrar sayarak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, Altı. ajurumu da örüyorum 7 İpimi şişime doladım öndeki iki ilmeğimi kesiyorum bakın burada 3 ajurumuz oldu kalan 4 ilmeğim düz örülüyor bu şekilde geri dönüyorum hanımlar arka yüzdeyim şimdi de ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar öreceğim yani bakın ajurum burada öndeki iki ilmek bu kenardan 3 ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğim bir. şu iki. şu da 3. ilmeğim şu ikinci ilmeğim Karşıdan gelecek şekilde ilk ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. İkisini tersten kesiyorum ve ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Dördüncü ajurumuzu arka yüzde böylece yaptık. Orta kısımdaki ilmeklerimizi arka yüzde ters öreceğiz. Çiçeklerimiz sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde bu ilmeklerimizin hepsi ters olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere kenardaki ajuruma kadar öreceğim. Bakın ajurum burada. Ajur olan ilmeğimi de ters örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim ters olarak örülüyor. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu şekilde bakın çiçeğimizin ilk sırasını bu aşamada kurduk. Ajurumuz, ajurumuza devam edeceğiz. Burada 4 ajurum var. 5. ajuru açacağım. Her 5. ajuru açışımızda bir sonraki, bir yeni ajurlu modelinde başlangıcını yapacağız hanımlar. Bakın. 3. ajurlu modeli de bu aşamada açacağız. Öncelikle ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Şu kenar ilmeğin 1, 2. Bakın ajurumun önünde 2 ilmek var. Bu 2 ilmeği alıyorum. Yer değiştirip sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4, 5. ajuru açtık. Hemen ardından yanına 1, 2 ilmek daha örüyorum. 2 ilmekten sonra bakın kenarda yine 6 ilmek oldu. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın 3. ajurla modelimizi de açtık burada. Ajurumdan sonra 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm hanımlar. 3 ilmek. Şimdi çiçeğimizdeki bir diğer sıramızı yapacağız. Pembe ipimi yine alttan alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek pembe ipim ile bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yine pembe ipim ile örüyorum. Sonra krem ilmeğimi bu pembe ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Yanına bir ilmek krem ipim ile düz ördüm. Tam ortaya krem ipimizle bir tomurcuk yapacağız hanımlar. Bu bölüme. Yine öndeki iki ilmeğin aradan girerek bu defa krem ipim ile ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Pembe ile yaptığım tomurcuk işlemini bu defa krem ile yapıyoruz. Sonra arkadaki krem ilmeğimi bu ilmeğin içinden geçirdim. Bırakıyorum arkada diğerini. Yanına bir ilmek krem ördüm. Bir yanına diğer yanına yine krem ile e, pembe ipimizle pıtırcığımızı yapacağız. Bakın aradaki iki ilmeğin, e, öndeki iki ilmeğin aradan girerek pembe ile ilmek çıkarttım. Bir ilmek örüyorum pembe ipim ile. Ardından bu krem ilmeğimi pembenin içinden şöyle geçiriyorum. Bu şekilde. pembemi bıraktım kremimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar 1 2 3 bakın aşağıda hizası belli. 4. 4 ilmeğimi ördükten sonra sol kenarda da 3. ajurumu başlatacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki ilmeğimi kestim. 3. ajurumu başlattım. Yanına 1 ajurumu da ördüm. 2. 2 ilmek ördükten sonra yine ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ajurlarımıza devam edeceğiz yine. Kenar ilmeğimi aldım. E, ajurumdan öndeki 2 ilmeğe kadar 2 ilmek oldu. Bakın ajurum var önde 2 ilmek var. Burada yine bu ikinci ilmeğim ön yüzden gelecek şekilde bakın ön yüz karşı taraf. İlk ilmeğim de arkada olacak şekilde şöyle yer değiştiriyorum. İkisini tersten kestim. İpimi şişime doluyorum. Altıncı ve sonuncu ajurumuzu arka yüzde yaptık hanımlar. İkinci ajurlu modelimizin son sırası bu. Hemen yanına bir, iki ilmek ters örüyorum. Bakın burada bir ajurumuz daha var. Önünde iki ilmek var. Bu iki ilmeği yine yer değiştiriyorum. Tersten kesiyorum. İpimi şişime doladım. Aradaki ilmeklerimiz ters oluyor. Çiçeklerimiz sadece ön yüzde kuruluyordu. Diğer ajuruma kadar hanımlar ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Bakın hepsini ajurumu da yine ters ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeğimi kestim. Gördüğünüz gibi yanına bir bakın ajurumu da ördüm. 2 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burada artık ikinci ajurlu modelimizde 6 tane ajur oldu. Bunu artık bitirdik. 3. ajurlu modelimizi yine devam ettireceğiz. Yine ajurumun önündeki iki kadar öreceğim. Şu kenar ilmeğin 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bakın ajurumun önünde iki ilmeğim var. Yine burada ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ardından sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra çiçeğimizin son sıra sandımlar bu pembe ipim ile hemen şu iki ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum buradan çıkarttığım ilmeğimi pembe ile ördüm sonra krem ilmeğimi pembenin içinden geçiriyorum pembemi bırakıyorum arkada yanına krem ile bir ilmek örüyorum tekrardan buraya pembe ile bir pıtırcık daha yapacağız öndeki iki ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum pembe ipim ile bu ilmeği ördüm krem ilmeğimi pembenin içinden geçiriyorum pembemi bıraktım krem ipimi aldım Ajurlu ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Bakın ajurum burada. Örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar çiçeğimizi bitirdik. Ee, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenarlardaki ajurlara devam edeceğiz. Ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar öreceğim. Yani ajurum burada, iki ilmek burada. Şu kenar ilmeğim 1 2 3. 3 ilmek ördükten sonra yine ikinci ilmek ön yüzden gelecek şekilde ilk ilmekte arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. İkisini tersten keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ajurlarım, aradaki ilmeklerimi çiçek yaptığım ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ajuruma kadar ters öreceğim hanımlar bakın ajurum burada onu da ters örüyorum İpimi şişme doluyorum öndeki iki ilmeği yine tersten keserek ördüm kalan üç ilmeğimi ters örüyorum evet hanımlar şimdi modelimizin ön yüzündeyiz çiçeğimizi bitirdik ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ortadaki ilmekleri ördükten sonra ilk çiçeğimizle aynı şekilde yine ikinci çiçeğimize başlayacağız şimdi ön yüzdeyim bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi ördüm. Ajurumun önünde iki ilmeğim var yine gördüğünüz gibi. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın hanımlar burada da 3. ajurlu modelimizde de 1, 2, 3, 4, 5. ajuru açtık. ajurumu 5. ajuru açarken 4. ajurlu modeli de başlatıyorum. Ajurumu yaptıktan sonra 1, 2 ilmek daha örüyorum. Yine Dördüncü ajurlu modelimi başlatıyorum. Öndeki iki ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Aradaki ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Çiçeğimizden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Hatta bu aşamada sayarak gidelim. Bakın ajurumdan sonra 1-2-3-4-5-6 ilmek ördüm. Şu yedinci ilmeğim 8-9-10-11- 12 ilmek ördüm. Bakın hanımlar şurada ajur hizaları belli. Saymaya bile gerek yok. Burada da yine ipimi şişime doluyorum. 4. ajurun sol kenarda da açıyoruz. Öndeki ilmeğimi kesiyorum. Yanına 1 ajurumu da ördüm. 2. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bakın bu şekilde 4. ajurumuzu da açtık. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine kenarlardaki ajurlara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ajurumun önünde iki ilmek var. Yine burada kesimimi yapıyorum. Kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yanına bir, iki ilmek ördüm. Buradaki ajurumun önündeki iki ilmeğim var. Bu iki ilmeği de yine alıyorum. İkinci ilmek ön yüzden gelecek şekilde. ilk ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirip tersten kestim. İpimi şişime doluyorum. Aradaki ilmeklerim ters örülüyor diğer kenardaki ajurlarıma kadar ters öreceğim. Bakın ajurumu yine ters ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki ilmeği tersten keserek örüyorum. Yanına bir ajurumu dördüm. ördüm. İki ilmek ters ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki ilmeğimi tersten kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet hanımlar şimdi ön yüzeyiz ve ikinci ajurlu çiçeğimizi bu e, ikinci ajurlu çiçeğimiz evet burada başlatacağız. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağız hanımlar ajurlu çiçeğimizi ama öncesinde şuradaki mor ipimi keseceğim. İkinci çiçeği yaparken tekrardan iplerimizi ekleyeceğiz. Hani kesmemizin sebebi şu ya da ise alttaki ipi üstte de kullanırsak eğer ajur aralarından ip geçişi görünür alttan mor ipler görünür çirkin bir görüntü olur bu nedenle böyle kestik hanımlar şöyle zincirleme yöntemiyle arkaya iplerimizi gizleyebiliyoruz şöyle sıkılıyoruz hanımlar bu şekilde zincirleme yöntemiyle sıkılıyoruz iplerimizi uçlarını şöyle gizleyebiliriz bu şekilde hanımlar her iki ucu da aynı şekilde gizleyebiliyoruz. Şöyle diğer ucu da aynı şekilde gizleyelim. Şimdi devam ediyoruz yine hem ajurlarımızı hem de ikinci çiçeğimize başlatacağız. İkinci çiçeğimizin ajurunu. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ardından bakın şurada altılı ajurumuzu tamamlamıştık. Üçüncü ajurumuzu dördüncü ajurlu modelle devam edeceğiz. Ajurumun önündeki iki ilmeğime kadar yine örüyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk ajurumuzu yaptığımız hizadan aynı şekilde ikinciyi yapacağız hanımlar. Bakın ortadaki ajurumuzu yapacağız. Yine 3 ajur şeklinde V şeklinde açılacak. Sonra ilk çiçeğimizi aynı şekilde yine ikinci çiçeğimizi kuracağız. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bakın ajurumu da ördüm 7 7 ilmekten sonra ipimi şişime doluyorum öndeki iki ilmeğimi kesiyorum kalan 4 ilmeğim düz örülüyor arka yüzde de yine devam ediyoruz ajurlarımıza ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar öreceğim yani kenardan 3 ilmeğimi ters örüyorum tekrar ilmekleri yer değiştirip sağdaki ve soldaki ajurlarımızı bu şekilde yapıyoruz sanırım. hemen hem arka yüzde ajur kurulumu yapıyoruz ilmeğimi iki tersten kestim ajurumu yapıyorum Diğer kenardaki ajuruma kadar olan ilmeklerim ters örülüyor. Orta kısımdaki çiçeğimizin yaprak şeklinde görünen ajurunu sadece ön yüzde kuruyoruz. Arka yüzde bakın bunları ters örüyoruz. Diğer kenarımdaki ajurumu yine ters ördüm. Hemen ardından ipimi şişime bir kere dolayıp öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeği ters örülüyor. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Hatta e, bir sıra daha sizlere göstereyim. Kafanız karışmasın diye. Hatta isterseniz baştan sona devam edelim modeli. İlk ilk iki ilmeğimi ördükten sonra yine hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. ajurumuzu açtık. Yanına 1, 2 ilmek daha ördükten sonra 5. ajur modeli de yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4, hemen şuradaki 5. Bunu da yapıyoruz hanımlar. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Şöyle sağa doğru kesim yapıyorum. İlmeğimi yarım almayayım diye uğraştım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3 3 ilmek ördükten sonra V şeklinde ortadaki ajurumuz açılıyor. Öndeki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki kilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde tekrar hanımlar burada kesimden sonra 1 2 3 4 ilmek ördüm. Burada da bakın 5. ajurlu modelimizi başlatacağız. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki kilmeğimi kestim. Yanına 2 ilmek öreceğim. 1 2. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki kilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ajurumun önündeki iki ilmek. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim ön yüzden gelecek şekilde ilk ilmeğim de benden taraftan gelecek şekilde yer değiştirip tersten kesiyorum. İpimi şişime doladım. İki ilmek ters örüyorum. Ardına yine ajurumun önünde iki ilmeğim var hanımlar. Burada da yine kesimimizi yapacağız. Aynı şekilde tersten kesimimi yapıyorum. Artırmamı yaptım. Yani ajurumu yaptım. Aradaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Diğer kenardaki ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın ajurumu da ördükten sonra tekrar ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği tersten kestim. 2 ilmek ters örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ters olarak ördüm geri döndüğümüzde hanımlar 4. ajurlu modelimizi de bitirdik 5. ajurlu modelimiz bu 5. ajurlu modeli yapmaya devam edeceğiz yine ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim kenar ilmeği 1, 2, 3 4 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeği alıyorum sağa doğru kesim yaptım ipimi şişime doladım şimdi tekrar sayarak gidelim 1, 2, 3, 4 4 ilmek ördükten sonra Yeniden şu öndeki ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeğimi kestim. Ortadaki ajurumuzun son sırasını yaptık hanımlar. Yanına 1 2 3 4 ajurumu da ördüm. 5. 5 ilmekten sonra artırmamı yaptı, yapıyorum. Öndeki ilmeğimi kestim. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Geri dönüyorum hanımlar. Yeniden arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar öreceğim. Yani ajurum burada. iki ilmekte bu. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki daha ördüm. Yani kenarda toplam 3 ilmeğim oldu. Tekrar ilmekleri yer değiştirerek kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. Aradaki ajurlarımız tamamen ters örülüyor. Diğer kenardaki ajurumuza kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajurumu da ters ördükten sonra ipimi şişime dolayıp öndeki ilmeğimi de ters ördüm. Kalan 3 ilmeğim ters örülüyor. Geri döndüğümüzde hanımlar Baktığımız anda kenardaki ajurlarımıza 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz var. Kaç ajur yapmışız buraya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajur açmışız. Şimdi bu sıramızda 6. ajurumuzu da açacağız. Çünkü bakın burada 5. ajurumuzu açarken 6. ajurlu modeli de başlatacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra şu öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Burada 5. ajurumuzu açtık. Yanına 1 2 ilmek daha ördükten sonra yine öndeki iki ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. 6. modelimizin ilk sırasını da bu şekilde yaptık. 6. ajurlu modelimizin. Ajurdan sonra sayarak gidelim. 1 2 3 4. 4 ilmek örüyorum. Yine pembe ipimle çiçeklerimi yapacağım. Yine şu öndeki iki ilmeğimin aradan girerek şuradan pembe ile bir ilmek çıkartıyorum bu ilmeğimi pembe ipimle ördükten sonra krem ilmeğimi pembenin içinden geçiriyorum yanına krem ipimle bir ilmek ördüm sonra yanındaki ilmeği de yine pembe pıtırcığımı yapıyorum krem ilmeğimi pembenin içinden geçirdim pembe ipimi bıraktım krem ipimi alıyorum ardından sayarak gidelim 1 2 3 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra burada da 6. ajurlu modeli başlatıyorum. İpimi şişme doladım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanına 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişme doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ajurlara devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ajurumun önündeki ilmeğim burada. Yine ilmekleri yer değiştirerek Şöyle tersten kesiyorum. Ajurumu yaptım. Yanına bir iki ilmek daha ters ördükten sonra bakın burada ajurum var. Ajurumun önündeki iki ilmeğimi de yine aynı şekilde alıyorum. Tersten kesiyorum. Ajurumu yaptım. Çiçek yaptığımız ilmeklerimiz orta kısımda hanımlar ters olarak örülüyor arka yüzde. Çiçekler yine tekrar hatırlatayım. Sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde bu ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kestim. Yanına bir, iki ilmek ters ördükten sonra yine ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Beşinci ajurlu modelimiz bitti. Sadece altıncı ajurlu modelimiz yapacağız bu sırada. Çiçeğimizin de ikinci sırasını yapacağız. Ajurumun önündeki iki ilmeğe kadar örüyorum. 3, 4 ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağ doğru kesimimi yapıyorum. Artırdım. Artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Pembe ipimi alıyorum. Buraya yine pıtırcığımı yapacağım. Aradan girerek pembe ipimle ile ilmek çıkarttım. İlmeği pembe ipimle bir kez ördükten sonra krem ipimi pembenin içinden geçirip arkada bırakıyorum. Pembe ipimi bıraktım hanımlar. Yanına bir ilmek düz ördüm krem ipim ile tam ortaya krem ile pıtırcık yapıyorum aradaki iki ilmeğin aradan girerek krem ipim ile ilmek çıkarttım bu ilmeğimi örüyorum hemen arkadaki krem ilmeğimi bu ilmeğin içinden geçirdim arkada bıraktım yanına bir tane krem ilmek düz ördüm buraya tekrar pembe ipimiz ile yapacağız iki ilmeğin aradan girerek yine bir ilmek çıkartıyorum bu ilmeğimi pembe ipim ile ördükten sonra arkadaki krem ilmeği pembenin içinden geçiriyorum Ardından hanımlar yanına 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 6. Ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde çiçek yapmayacağız. Yine ajurumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. 3. ilmeğimi ördüm. Bakın ajurumun önünde iki ilmeğim var. Tekrardan burada Kesimimi yapıyorum. Ajurumu da yaptım. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. Şu aradaki ilmeğimi de yine ters örüyorum. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Tekrar artırıyorum. Öndeki iki ilmeği tersten kestim kalan 3 ilmeğim yine ters örülüyor. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz çiçeğimizde. Bu bu sıramızda artık sonuncu sırayı yapacağız. Ajuruma da yine devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen öndeki iki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. Ajurumu yaptım. Sayarak gidelim. Ajurdan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. İki ilmeğin aradan girerek pembe ipimle ile yine çiçeğimi yapıyorum Buraya pembe ile bir tane pıtırcık yaptık Hemen yanına bir ilmek krem ile düz ördüm Tekrar bir tane daha pembe ipim ile Pıtırcığımı yapıyorum Pembe ipimi arkada bıraktım Diğer ilmekleri majuruma kadar öreceğim Artırma yapıyorum Öndeki iki ilmeği kestim. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyoruz. Artık ajurumuzun da son sırasını yaptık hanımlar. Bakın 5 ajuru açtık ama e, burada 5 ajuru açtık ama bir sonraki ajuru modeli açmadık artık. Sonuncu modelimiz çünkü bu. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine öndeki iki ilmeğimi şöyle yer değiştirerek tersten kesiyorum. İpimi şişime doladım. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. ajurumu da ters ördüm. Yeniden ajurumu yapıyorum. Öndeki ilmeği tersten kestim. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu şekilde e, modelimizi bitirdik hanımlar. Artık ajur yapmak yok. Çiçek yapmak yok. Pembe ipimizi de keselim. Size, size gösterdiğim gibi düğümleyerek arkaya gizleyelim. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra örelim gelelim. Sonra bilek ayrımını yapacağız ilmeklerimi ön yüzde düz arka yüzde ters ördüm geldim şimdi bilegi ayrımı yapacağız 28 ilmeğimiz vardı önce sağ kenarı yapacağız 14 ilmekle 14 ilmekle de sol kenarı yapacağız bu aşamada hanımlar patiğimizin şu kenarlarına ben 7 şer ilmek haroşa ördüm örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa oluyor hemen hem arka yüzde ters örgü görünce yine haroşa oluyor ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum öncelikle ilk 14 ilmeğimi düz öreceğim şu 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeği alıyorum. Yer değiştirerek ördüm. Bu şekilde. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Önce sağ kenar yapacağız hanımlar. Sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Ee, burada yedek şişiniz varsa ilmekler benimki gibi şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Sağ kenarı yapacağız. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Haroşalarımı düz örüyorum ben. Şu 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bakın burada bir diş haroşa oluştu. Bu sağ kenardaki 7 ilmeğimizi ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Sadece haroşalarımızı haroş olarak öreceğiz. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü, örgü örerek elde ediyorum ben. Geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bilek bölümündeki 7 haroşamı düz örüyorum. Kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Şöyle baktığımız anda burada iki diş haroşamız oldu. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza deneyerek yapın. Şöyle ayağınızın üzerine tutun patiğinizi. Bu kenarları topuğunuzun kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçüyü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte sol kenara geçelim. Evet hanımlar sağ kenarımı tamamladım geldim ipimi haroşal tarafta değil de sağ kenarda bıraktım. Bu aşamada ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Yedek işiniz varsa burada şişte bekleyebilir. fakat ben Tabanımız örerken şişler böyle kalabalık yapmasın diye ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ipimi geçiriyorum. Sonrasında bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğuna geldiğimizde kullanacağız. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar bırakıp burayı şöyle kesiyorum. Şimdi sol kenara başladık hanımlar. Bilek bölümünden ipimi ekleyip sol kenarımı yapacağım. Yine kenardaki 7 ilmeğim haroşa olacak. Sol kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğim. Hemen krem ipimin ucunu burada 2 ilmek ördükten sonra kendine bağlıyorum. Burası sıkı olsun, sağlam olsun diye patiğim sökülmesin. İlk 7 ilmeğim haroşa yine düz örüyorum şu dördüncü ilmeğim şu 5 6 7 sol kenarda kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim yine düz olarak örüyorum geri döndüm hanımlar arka yüzdeyim kenardaki 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters örülecek kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek ters örüyorum 4 5 6 7 birlikte diğer da düz olarak örüyorum Şöyle baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda yapmak zorundayız. Şimdi e, sol kenara da sağ kenarla aynı sayılarda yapalım gelelim. Haroşalar bitince ipimiz hanımlar e, aruşal tarafta değil sol tarafta kalacak. Krem o şekilde ayarlayacağız. Ardından yine bu kenarda olduğu gibi ilmeklerin içinden tığ ile ipimizi geçirelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sol kenarında sağ kenarla aynı şekilde yaptım. İp geçirdim ilmeklerin içinden ve krem ipimi kestim. Şimdi burundan başlayarak tabanını öreceğiz. Öncelikle bu başlangıçta kalan ipimizin ucuna yine pembe ipimi bağlayacağım. Patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkaracağım hanımlar. İpimizin geldiği nokta bakın. İlk ilmek buradan çıkartıyorum. bir şekilde şu ikinci ilmeğim 12 ilmek başladığım yerden ön yüzden 12 ilmeği bu şekilde çıkarıyorum şu üçüncü ilmeğim 4 5 6 7 8 9 10 11 ve şu kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum 12 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım geri dönüyorum arka yüzdeyim ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz tabanımızda da. Arka yüzde 12 ilmeğimin tamamını sıra sonuna kadar ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük. Bu aşamada hem ilmek sayıları artacak hem de patiğimizin tabanına üst bölümü eklenecek. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın V şeklinde kenar ilmek yerlerimiz görünüyor. İlk kenar ilmek yerine girerek buraya bir adet ilmek çıkartıyorum sağ kenardan. ilmek çıkartma işlemini ön yüzde önce sağ kenardan sonra da sol kenardan yapıyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de sağ kenardan çıkarttık. Şu anda şişimizde 13 ilmek var. Sonuncu ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Şimdi de sol kenardan bakın ilk kenar ilmek yerimiz şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmek çıkartma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkartıyoruz. Son önce ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyim. Hanımlar aynı kenar ilmek yerine iki kere girmeyeceğiz ya da kenar ilmekleri atlayıp bir diğerine geçmeyeceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şimdi böylece 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra sol kenardan da sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu düzgünce bir ilmek çıkartalım. 16 ilmek oldu. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Tabanda yine 28 ilmek olacak. Şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm. 27. ilmeğimi sağdan 28. sonuncu ilmeğimi de soldan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık tabanımız 28 ilmek olarak örülecek. İlmek artışı olmayacak hanımlar. Şimdi ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar son iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir ilmek eksildi böylece 27 ilmek kaldı. Bu aşamada yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen yine bakın sıradaki kenar ilmek yerim krem. Buraya girerek yine pembe ipimle çıkarıyorum. Patiğimizin üst bölümünde bir pembe bir krem olarak yapmıştık. Tabanında yine model bütünlüğü sağlansın diye aynı şekilde yapacağız. Hemen bir tane pembe ilmek çıkarttıktan sonra krem ipimle buraya bir ilmek örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir pembe bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen krem ipimin ucunu şuradan pembe ipime bağlayacağım. İki tane düğüm atıyorum. Bu aşamada şöyle bir tane pembe Bir tane krem Son iki ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde öreceğiz hanımlar Arka yüzde son iki ilmeğimizi tersten kesim yaptık ee, Ön yüzdeyiz Son iki ilmek kalana kadar öreceğiz, ön yüzde de son iki ilmeğimizi düzden keseceğiz Bir krem Bir pembe Bir krem Bir pembe Bu şekilde ilmeklerimi Örüyorum Bakın son iki ilmeğim kaldı. E, pembe ipimden geldiği için son iki ilmeğimi pembe ipimle düzden keserek ördüm. Ve sıradaki kenar ilmeklerim hemen burada. Buraya girerek krem ipimle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi krem ile örüyorum. Krem ilmeklerimi de pembe ipim ile. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi bir pembe bir krem olacak şekilde örüyoruz. Son iki ilmeğim kalana kadar bu şekilde öreceğim. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Krem ilmekler pembe rengimiz ile, pembe ilmekler ise krem rengimiz ile arka yüzde ters olarak örülüyor. Bakın hanımlar sonraki ilmeğim kaldı. Sonraki ilmeğim de pembeden geldi. Pembe ipimle ile tersten keserek örüyorum. Geri döndüm ön yüzeyim. Artık pembe ipimi bırakacağım. Kalem ile devam edeceğim. Tersten iki ilmeğimi kestim. Şimdi e, sıradaki kenar ilmeklerim burada. Buraya girerek krem ipimle ilmek çıkartıyorum. Artık ilmeklerimin tamamını patiğimin tabanında krem ile öreceğim. Pembe ile de artık tamamen işimiz bitti. Hemen pembemi kesiyorum ve ucunu şuradan şöyle kremime bağlıyorum ilmeklerimizi ön yüzdeyiz pembe ile düz olarak öreceğiz hanımlar eğer ki arka yüzdeysek son iki ilmeğimizi tersten kesiyoruz ön yüzdeysek de son iki ilmeğimizi düzden keserek örüyoruz sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak bu şekilde örülüyor bakın burada son iki ilmeğim kaldı düzden keserek örüyorum sıradaki kenar ilmeklerim burada girerek bir adet ilmek çıkarttım şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim yine ilk ilmeğimi örmeden aldım şimdi de son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim burayı birazcık hızlı örüyorum sadece ters örgü yapıyoruz hanımlar Bakın son iki ilmeğim kaldı. İkisini tersten kesiyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar yani buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi 28 ilmek olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim en son ilmeğimi, bakın ilk ilmeğimi sağdan sonuncuyu da bu sol kenardan çıkarttım. Şimdi topomuza yap yapacağız. Bu nedenle bu ipme takıl olan ilmeklerimi şişime alacağım, sonra bu ilmeklerimi öreceğim. İpimi çekip öyle de takabilirdim ama e, ilmeklerim kaçmasın diye bu şekilde yapıyorum hanımlar. Şöyle ilmeklerimi taktıktan hemen sonra ipimi çekiyorum artık. Şuradaki krem ipimizin ucunu da buraya ekleyeceğiz. Şöyle düğüm attık. Bu aşamada buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Örerken şöyle ipimizin ucunu da gizleyerek gidelim. Bu şekilde bakın 7 haroşam yine haroşa olarak örülüyor burada. Model bütünlüğü sağlansın diye haroşalarımıza devam ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk yedi ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimde bakın arka yüzdeyim. Bu şekilde ters olarak öreceğim hanımlar. Şu sıra sonuna kadar buraya kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Hepsini ilmeklerim hanımlar gördüğünüz gibi ters ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de yine şişimizi alacağız. Öreceğiz. Artık Böylece bütün ilmekler tek şişte toplanacak. Sağ kenar, sağ ve sol kenarda 14'er ilmek, tabanda da 28 ilmek vardı. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Toplam ilmek sayımız bu aşamada 28 olacak. Şöyle ipimi çekiyorum. Burada takıldı ipimin ucu. Şöyle ipimi çektim. Hemen bu ipimin ucunda düğüm arka yüzde görünsün diye arka yüze bir düğüm atacağım. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Düz olarak örüyorum. Şu i̇şte kalmış burada şöyle bir toparlayayım. Şimdi geri döndük hanımlar ön yüzdeyiz. Topuğumuzu keseceğiz. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye. Şuraya da şöyle renkli ipimi takayım. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli oluyor bu şekilde. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Yine bu aşamada haroşalarımız devam ediyor. 7 ilmek haroşama yine düz olarak öreceğim. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzeyim ilmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 hemen şu şey ipimizin ucunda gizleyerek götüreyim. Şöyle atlatarak 16 17 18 19 20 21 22 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. yarıyken öndeki ilmeği kesiyorum. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. de kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısımda da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her kesimde birer birer eksilecek, azalır, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. son 7 ilmeğime geldim haroşalarımı düz olarak örüyorum yeniden geri dönüyoruz hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz 24. yörerken kesimimizi yapacağız 7 haroşamı ördüm sayarak gidiyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. yererken öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem yine şu kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar topuğumuzu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim artık ipimi çekiyorum ilk başta sola 24 ilmek ayırmıştık kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit patiğimin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum ilk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek ikinciden de bir ilmek alıyorum ikisini topladım diğerlerinde şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımda ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımda ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz tığımızdaki ilmekleri topluyoruz her iki patiğimizin topuk kesimi de aynı yönde oluyor bunu da belirteyim bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim evet hanımlar ilmeklerimi kestim son bir ilmeğim kaldı yine önce benden taraftaki ilmeğimi sonra diğer ilmeğimi tığımı alıyorum üçünü birden topluyorum buraya iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık patiğimizi bitirdik. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizin ucunu arka ilmek aralarına şöyle gizleyelim. Böyle ip gizleme işlemini unutmayalım hanımlar. Patiğimizin içinde böyle görünen ipler hoş bir görüntü oluşturmaz çünkü. Patiğimiz şöyle topuğumuz bakın. 5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi bu 2 şiş patiğimle de yaptım. Hemen hanımlar patiğimi makine giydireceğim. Bir daha ayağımızda görelim. Çünkü ajurlu modeller ayakta kendini çok daha güzel gösteriyor. Çok güzel, şık bir model oldu. Daha önce dediğim gibi 5 işini yapmıştım bu modeli. Üstük üzerine de yapıyorum hanımlar. Sizler için yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle. Bakın patiğimiz bu şekilde. Tabanımızı göstereyim. Yanlarını. Topuk kısmımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.